Biz depremzede inşaat mühendisleri olarak mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmak için buradayız. Bu toplantının esas amacı Kahramanmaraş'ta gerçekleşmiş asrın felaketinden bundan sonraki nesillere bırakacağımız kalıcı ve dayanıklı bir miras olması için inşaat mühendislerinin öğrenim aşamasından emekliliğe kadar hak ettiği itibarın tekrardan sağlanmasıdır. Yaşadığımız 4 büyük ve 30 bini aşkın artçı depremin ardından ölçümsel büyüklük olarak merkez üstlerindeki değerler esas alınmış olsa da şehrin alüvyon arazilerindeki şiddeti 5 katından fazla daha fazlasına ulaşan enerjiler doğurdu. Ve bu deprem kendimize en güvende hissettiğimiz yuvalarımızda gecenin bir vaktinde yakaladı. Beton yığınları arasında günlerce kaybettiğimiz vatandaşlarımızı aradık. Cenazesini bulanların şükür ettiklerine şahit olduk. Acılarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bir ömür saatlerimiz her 4.17'yi gösterdiğinde aynı acıyı yaşayacağız. Kaybettiklerimizi asla geri getiremeyeceğiz. Gelin bu depremi herkesin anlayacağı şekilde inceleyelim. 2000 yıl öncesinde Kahramanmaraş ikinci derece deprem bölgesi olarak belirlenmişti. 1999 yılı öncesi yapılan bütün binalar tasarlanırken bina ağırlığının %8'i kadar yatay deprem kuvveti etki eder mantığı ile binalarımız tasarlanmıştır. Ancak 6 Şubat günü AFAD'ın açıklamasına göre etkileyen deprem kuvveti 2 katı olarak ölçüldüğünü hepimiz biliyoruz. Yani örnek verecek olursak 1000 ton ağırlığındaki bir binaya 80 ton yatay deprem yükü etki etmesi beklenmekteyken binalar tamı tamına 2000 ton yatay deprem yüküne maruz kaldı. Statik açıdan hesaplanandan 25 kat büyük bir deprem gerçekleşti. 98 ve 2007 yılları arasında yapılan binaların statik açıdan hesaplanan değerlerinden ise 5 kat büyük bir deprem gerçekleşti. Nasıl ki 100 kilogram taşıyabilecek bir insanın 2,5 ton yük taşıması beklenemez ise bu binaların da bu deprem yüküne dayanması birçok parametrenin beraberinde ancak gerçekleşebiliyor. Peki ne yapılabilirdi? 2011 yılında yayınlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nda mevcut yerleşim yerleri ile mevcut yapıların listelerinin belirlenip 2012-17 yılları arasında 5 yıllık süreçte bu yapıların daha sağlıklı hale getirilmesi için çalışmaların yapılması, önlemlerin alınmasına vurgu yapılmıştı. Ancak görünen o ki geldiğimiz noktada bu eylem planına uyulmadığı, yetkililer tarafından yeterli önlemlerin alınmadığı hepimiz tarafından görülmüştür. Yıkılan binalar 2012 ve 17 yıllar arasında 5 yıllık süreçte incelenmiş olsaydı binlerce insanımız şu an hayatta olabilirdi. 2019 Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Kahramanmaraş çevresinde illerde öngördüğü 7 şiddetindeki deprem senaryosunda meydana gelecek yıkım ve can kayıplarının tüm yetkililer tarafından raporlanması yine AFAD'ın sesine kulak verilmiş olsaydı bugün böyle bir sonuçta karşı karşıya kalmayacaktık. Şu an cezaevleri o yıllarda yapım teknolojisinin el verdiği ölçüde o dönemin deprem yönetmeliğine uyan ve bu felaketin faturası kendilerine kesilen onlarca mühendisimiz ile dolu. Meslektaşlarımız 7 aydır tutuklular. Bu doğal afetin faturası sadece bireysel olarak inşaat mühendisi meslektaşlarımıza kesilmesi ne kadar doğrudur? Elbette ki yüce adaletin tesis edilmesi, bilirkişi ve mahkeme heyetlerinin ivedilikle karar aşamasına geçmesiyle mümkündür. Burada esas sorumluluğu irdelemek gerekirse, demir bağlayan ustanın etriye kancasının önemini bilmemesi, beton dökümünde sırf bir saat erken bitirmek için dayanımını yarıya düşen kalıpçıyı mı, 3 daire fazla almak için imar tadilatı yaptıran arsa sahiplerini mi, rastgele tadilat yaptıran dükkan sahiplerini mi, boru ve elektrik tesisatı geçirmek adına tahribat yapan tesisatçıları mı, hiçbir bilimsel çalışma gözetmeden kat artırımına giden imar komisyonlarını mı? Ömür boyu yaşayacağı yuvayı seçerken sadece görsel kaygı taşıyan daire müşterileri mi? En önemlisi bütün sorumlulukların tam yetki ve bağımsız yaptırım gücü verilmeksizin hatta
bilinçli taksirle insan canını kıymak suçu dahil yüklenen inşaat mühendisleri mi diye hepimiz sorgulaması gerekiyor. Mesleğimizin günümüzün koşullarında güne uyarlanması kaçınılmazdır. Öğrenim süreçlerinin arazide emek vermiş meslektaşlarımızla, akademik branşında doğayan hocalarımız ve resmi tüm muhataplarımızla bir çalıştay oluşturulup masaya yatırılmalıdır. Şantiye şeflerinin kanunlarca can güvenliğinin sağlanması ve mesleki yetkililerinin işverenler tarafından kısıtlanmaması şarttır. Bir düzenleme ile bakanlık bünyesinde kurulacak şantiye şefliği yetik kuruluna direkt bağlanmalıdır. Yapı denetim sistemi, inşaat mühendisleri görev ve yetki konusunda merkeze alınmış durumdadır. Ancak buna rağmen sektörümüz yetkin mühendisi ofis ve sahada görememektedir. Sistemin yeni mezun kontrol elemanından veya emekli olup mesleğini günün şartlarını güncellememiş denetçi mühendislerine alınması şarttır. Statik proje ücretlerinin tıpkı yapı denetim havuz sistemi gibi bir sistemle paylaştırılıp kontrol altına alınmalıdır. Tasarım aşamasında işveren ve mimarların talepleri yönetmeliğe aykırı olmasa da statik tasarımı deprem anında olumsuz etkileyecek taleplerin önlenmesi şarttır. Meslekte yetkinlik ve branşlaşma acilen masaya yatırılmalıdır. Tecrübe diploma yaşıyla ölçülemez. Hukuki açıdan tüm sorumlulukların afetler sonrası mühendislere yüklenmesi kesinlikle yanlıştır. Yapım yılı itibariyle üretim teknolojisi, personel bilgi birikim düzeyi yıllara sarıyı artı yönde gelişmektedir. Binalarda yapılan değişikliklerin, yapısal tadilatların veya bakım eksikliklerinin bedeli inşaat mühendislerine ödetilemez. Bir bina kullanılmaya başlandıktan itibaren yetkin inşaat mühendislerince periyodik inceleme ve kontrolleri şarttır. Kat malikleri bu bakımların sorumluluğuna ortak olmalıdır. Ve son olarak mesleğimizle ilgili siyaset ve ideolojik ayrışmadan bağımsız olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı, Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanlığımızı ve İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezimizi, mesleğimizin doğayan büyüklerini, değişimin ve dönüşümün ortağı olmaya depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yapılacak çalıştaya davet ediyoruz. Saygılarımızı.